Canım penceresinden herkes saygılar sevgiler. Bay Servis Ağa, parça yaygınlığı benim için birincil öncelik değil. Aldığım arabayı yıllarca kullanabilirim. Yeter ki güçlü, kaliteli, güvenli, gösterişli olsun isterseniz sizlere Jaguar X-Type'ı önerebiliriz. Doğal olarak iyi kondisyondaki her otomobile daha yüksek fiyatlar istense de 100 bin lira bir Jaguar X-Type için başlangıç bütçesi. 2001-2002 yıllarında yollarda görmeye başladığımız X400 serisinin tasarımı ile yıllara meydan okuduğunu söyleyebiliriz. Modelde yer alan motorlar 2 litre ile 3 litre arasında, 130 ila 231 beygir arasında değişiyor. Nispeten daha az yakan bir Jaguar sahibi olmak isterseniz 2 litrelik dizel motorların yakıt tüketimleri şehir içerisinde 8 litre seviyelerinde. Sizin için önemli olan yakıt tüketiminden daha çok gaza bastığınızda yanınızdakine arka koltuğa yapıştırmak ise 3 litre 231 beygirlik motor alternatifi de bulunuyor. BMW ile ortak geliştirilen bu motorlardan bizim tavsiyemiz 2,5 litre 196 beygir olanı. Çünkü yakıt tüketimi 13-14 litre seviyelerinde ve çok iyi bir performans sunuyor. Sürekli 4 çeker olmaları X400 serilerine iyi bir yol tutuş kazandırıyor. İşçilik ve malzeme kalitesinin yüksekliği ile birlikte kaliteli deri kullanımı ve ahşap detaylar otomobilin çıtasını yükseltiyor. X-Type'da motordan bağımsız görülen elektronik sorunların kronik problemlerinden olduğunu söyleyebiliriz. Yüksek yürütme giderleri, parça ve ustasının yaygın olarak bulunmamasından dolayı Jaguar X-Type'lar ikinci elde hak ettikleri ilgiyi göremiyorlar. Honda Accord'lar başta Amerika pazarı olmak üzere dünya çapında çok satmış D segmenti otomobillerden biri. Fakat Avrupa pazarında D segmentinde rekabet etmekte zorlanan Honda muhtemelen Civic satışlarından memnun olduğu için Accord'ların satılmasına yönelik yeterli ilgiyi göstermedi. Bu yüzden Accord'lar da ülkemizde çok fazla ilgi gören modellerden değil. Tabii bunun diğer nedenleri de eski Accord'larda kullanılan alüminyum motorlarda görülen hararet problemleri ve parça fiyatlarının yüksek olması. 2002-2007 yılları arasında üretilen 7. nesil Accord'lar tasarım rigidliği ile en beğenilen jenerasyonlardan. 7. nesil Accord'ların fiyatları 80 bin lira rakamlardan başlayıp temizliklerine göre 120-130 bin lira kadar çıkabiliyor. Yani 100 bin liralık bir bütçeyle yaşına göre temiz denilebilecek bir Accord bulmak zor değil. Modelde kullanılan 2 litrelik motor 155-2.4 litrelik 190 beygir güce sahip. 2.2 litrelik dizel Opel motoru ise 140 beygir güç üretebiliyor. Biz ekonomik mantık gereği 2 litrelik alternatifi önerebiliriz. 2 litrelik motorda otomatik şanzıman diğer Honda'lar kadar sorunsuz değil. Ayrıca 0-100 hızlanması manuellerden 1,5 saniye daha geç. Accord'larda boya ve ses sistemi ile ilgili sorunlar görülebiliyor. Bu bütçelerde satın alabileceğiniz eksklüzif donanım bir Accord size birçok 2012 model üzeri otomobilden daha fazla memnun edebilir. Tabi yürütme giderlerinin yüksekliği ve ikinci el önceliğiniz yok ise. Belki sağlamlık ve sorunsuzluk olarak Peugeot 407'yi yeterli bulmayabilirsiniz. Fakat tasarım, konfor ve donanım olarak bu bütçede alınabilecek piyasada ilgi gören diğer otomobillerden daha iyidir. 2004 yılında üretilmeye başlayan modelin ülkemize ithalatı 2010 yılına kadar devam etti ve bu bütçede yaşına göre temizlenilebilecek 200 bin kilometre civarında bir 407 satın alabilirsiniz. Hasar kayıtlı ya da yıpranmış durumda olanların fiyatları 65-70 bin lira rakamlardan başlarken düşük kilometreli boyasız olanları 130 bin lira kadar alıcı bulabiliyor. İkinci elde Peugeot modelleri Renault, Ford, Opel ya da Volkswagen modellerine göre daha az ilgi görüyor. Bunun sebebi sorunsuz olmamaları ve özellikle bakımsız olanlarının erken yıpranmaları. 407'ler donanım olarak aşırı lüks bir yelpaze sunmasalar da temel ihtiyaçlarınıza yönelik donanım ekipmanlarını fazlasıyla size sunuyorlar. Sıkça karşınıza çıkacak olan 1.6 litre 109 beygirlik dizel motor oldukça ekonomik fakat motorun kasaya göre biraz hantal kaldığını söyleyebiliriz. Piyasada azınlıkta olan 2 litre 136 beygir gücündeki dizel motor performans açısından daha iyi sonuçlar veriyor. Otomobilin yere olan yakınlığı bazen yere sürtmelere neden olsa da başarılı bir yol tutuş sağlıyor. ESP'nin de katkısıyla dengeli bir yol tutuş ve iyi bir fren mesafesi var. Peugeot servislerine göre sadece kapı kilitlerinde olan arızalar kronik problemler. Fakat kullanıcılar orta konsol yol bilgisayarı ve kilometre ekranında kararma olması, ayrıca dış dikiz aynalarında ileri geri boşluk oluşması gibi sorunlardan da şikayetçi olabiliyorlar. Bu bütçelerde satın alınabilecek bir diğer konforlu güvenli otomobil de 2005-2008 model arası Opel Vectra C2 kasalar.
C-Kasa Vectra'larda hem 1.9 hem de 2.2 litrelik dizel motorları çok tavsiye etmiyoruz. Dizel önceliğiniz var ise kesinlikle dikkat etmelisiniz. Çünkü her 50.000 kilometrede bir partikül filtresinin tıkanma ihtimali yüksek. Ayrıca yakıt kalitesi sebebiyle oluşan kurumlar ve bunların neticesinde ortaya çıkan performans kayıpları ve motor problemleri, ayrıca EGR arızaları gibi durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Olası turbo ve enjektör değişimi gerektiren motor yenileme masraflarının 20.000 liraya kadar çıkabileceğini hatırlatalım. Bazı modellerinde yağ eksiltme gibi sorunlar görülse de tavsiyemiz 1.6 litrelik 100 beygir gücündeki benzinli motor. Bu motor yüksek bir performans sunmuyor. Hatta yokuşlarda sizi biraz üzüp gaza geç tepki de verebiliyor. Tüm bunlara rağmen yetersiz sayılmazlar. Ayrıca kasaya göre yakıt tüketimi de 10 litre gibi makul bir seviyede. 1.6 litrelik motorlu modellerin piyasada daha yaygın olarak bulunması ve daha az masraflı olması sebebiyle Vectra C2'lerde tavsiye ediyoruz. Azınlıkta olsa da donanım seviyelerinden elegansı tercih etmelisiniz. Toplamda 256 adet sensör kullanılmış bir otomobilde elektronik sorunlarla karşılaşmama ihtimaliniz çok düşük. Vites körüğünün yıpranması, bilgi ekranının işlevini yitirmesi, birçok Opel'in kronik sorunu. Çok sık araç değiştirme eğiliminde olmayıp C segmentli otomobillerden sıkıldıysanız bu bütçedeki tavsiyelerimizden biri Opel Vectra C-Kasa. Geyik testi, güvenlik kafesi, cam sileceği, 3 noktalı emniyet kemeri, yan darbe koruma sistemi, hava perdeleri gibi sayamadığımız birçok güvenlik kavramını otomobil camiası ile tanıştıran Volvo. Bu yüzden güvenlik denildiğinde birçoğumuzun aklına gelen ilk marka. Tabi sadece sağlamlık değil, dayanıklılık ve uzun ömürlülük olarak da. Bu bütçelerde 2007 modele kadar birinci nesil Volvo S60'lardan satın alabilirsiniz. Bulduğunuz otomobilin 300.000 kilometreyi devirmiş olma ihtimali var. Fakat bu gözünüzü çok fazla korkutmasın. Çünkü bakımları düzenli yapılmışsa yaklaşık bir o kadar daha motor ömrü var demektir. Bu bütçedeki S60'larda 2.4 litre 185 beygir gücündeki dizel motorlarda bulunuyor. Fakat karşınıza çıkma ihtimali en yüksek olan motor alternatifi 2 litre 5 silindirli 180 beygir gücündeki turbo motor. Yakıt tüketimleri şehir içerisinde kullanıma göre 13 litre seviyelerine yaklaşıyor. Fakat performans verileri oldukça tatminkar. Volvo'nun servis ücretleri gerçekten yüksek. Fakat sürekli sorun çıkartan otomobillerden değiller. Baktığınız araç otomatik şanzımanlı ise ve kullandığınızda vites geçişlerini hissettiriyor, vuruntu yapıyorsa o otomobilden uzak durun. Çünkü ilerleyen dönemlerde yaklaşık 15-20 bin lira şanzıman masrafı ile karşılaşabilirsiniz. Yedek parça pahalılığı ve servis ağı yetersizliği otomobilin ikinci eline de yansıyor. Az ilgi görüp çok fazla değer kazanmıyor. Videomuzda performans, yol tutuş, güvenlik, donanım, sağlamlık olarak daha iyi otomobiller var olsa da Laguna 3'ler de hiç fena sayılmazlar. Ayrıca diğer otomobillerden biraz daha ekonomik olduklarını söyleyebiliriz. 2007 yılında üretilmeye başlayan Laguna 3'lerin fiyatları 80.000 lira rakamlardan başlayıp satıcılarının niyetlerine göre 150.000'i bile aşabiliyor. Fakat Ekim 2021 tarihi itibariyle ortalama bir Laguna 3 100.000 liralık bir bütçeyle satın alınabiliyor. 2 litrelik dizel versiyonları da bulunsa da Laguna 3'lerde 1.5 litre 110 beygirlik dizel motor daha yaygın olarak bulunuyor. Bu motor sağlam ve verimli fakat yeterli performansı sunmuyor derseniz size tavsiyemiz 2 litre turbo 170 beygirlik motor. Laguna'ların privilaj donanım seçeneği gayet tatminkar. Güvenlik ve konfor konusunda Renault vasatlığını hissetmiyorsunuz. Elektronik donanımları nedeniyle servis geçmişine, bunların tamiratına ve otomobilin büyük kazası olmamasına dikkat etmelisiniz. Birinci ve ikinci nesile göre daha sert süspansiyon Laguna 3'lerdeki yol tutuşu arttırmış. Direksiyon, vites derisi ve tuş takımındaki deformasyonlar Laguna 3'lerde de sıkça görülüyor. Onun dışında park freni arızası ve kilit mekanizmasında bozulmalar da olabiliyor. Skoda, bugünkü sahibi Volkswagen'den daha eski, daha köklü bir firma olmasına rağmen onun kadar ilgi görmüyor. Üstelik modelleri Volkswagen modelleriyle aynı altyapıda olmasına rağmen 2001-2008 yılları arasında üretilen Superb'lerde B5 kasa Passat altyapısında. 2003 yılından sonra ülkemize gelen birinci nesil Superb'lerin fiyatları 80.000 bandından başlayıp yaşı gençleşip kondisyonları iyileştikçe 120.000'in üzerine bile çıkabiliyor. Superb de Passat motorlarının yanında
B4 kasa Audi A6'larda kullanılmış olan 2,5 litre dizel ve 2,8 litrelik benzinli motorlarda bulunuyor. Fakat piyasada çoğunlukta olan motorlar 150 beygirlik 1,8 turbo ve 110 beygirlik 1,9 litrelik dizel motorlar. Birinci nesil Superb'lerin bagajları Passat'tan biraz daha küçük. Fakat iç alanı Passat'tan daha geniş. İçerik ve malzeme kalitesi de Passat B5 kasanın gerisinde değil. Passat'ın gerisinde olan sadece Skoda'nın marka değerliliği. Tabii aynı grubun markası olması Skoda modellerinin ikinci elde gördüğü ilgiyi arttırıyor. Birinci nesil Superb'lerde far ampulleri sık patlayıp ön taraftan su alabiliyorlar. Ayrıca bobin ve ABS sensör arızaları ile birlikte klima kontrol ünitesi arızası da görülebiliyor. Passat hariç D segmenti otomobillerin kaderi C segmentinde yer alan kardeşlerinden daha az ilgi görmektir. Üstelik onlardan daha konforlu olmalarına rağmen Mondeo'lar da bu kaderi paylaşıyor. Bu bütçelerde 2007 yılından sonra üretilmeye başlamış olan 3. nesil bir Ford Mondeo satın almanız mümkün. Aksini düşünenler olsa da baykuş bakışlı arka farları hariç tasarımlarının başarılı olduklarını söyleyebiliriz. 493 litrelik bagajı, arka oturma alanı, arka diz mesafesi ve iç alanı gayet yeterli. Şehir içerisinde çok pratik olmasalar da Mondeo'lar için uzun yol canavarı diyebiliriz. Piyasada 125 beygirlik 1.6 litrelik benzinli motor ve 2 litrelik dizel motorlar yaygın. Dizellerin 130 ve 140 beygirlik iki farklı motor modifikasyonu var. Şehir içerisindeki yakıt tüketimleri ise benzinli modellerde 10,5-11 litre seviyelerinde, dizellerde ise 8 litre seviyelerinde. Trend donanımlara nazaran titanyum donanımlarda konforunuz daha fazla düşünülmüş. Ford'un başının belası direksiyon kutusu problemleri ise Mondeo'larda da görülebiliyor. Onun dışında Mondeo 3'lerde şarj dinamosu sorunu kronik problemlerden. Geldik listemizin zirve ortağına. D segmentinin tartışmasız lideri Volkswagen Passat. Fakat bu videonun bütçesinden dolayı değişiklik yaparak 100 bin liraya alınabilecek konforlu otomobillerde Passat'ı zirveye koymadık. Çünkü B6 kasa Passat'ların en ucuzları neredeyse 90 bin liradan başlayıp 160-170 bin isteyen çılgınlar da çıkabiliyor. Yani bu bütçelerde B6 kasa Passat satın alabilirsiniz. Fakat kafanızın rahat edebileceği bir Passat satın alma ihtimaliniz biraz düşük. Buna ek, Passat'ların parça fiyatlarının pahalılığını da göz önünde aldığımızda bu bütçe için Passat'ın iyi bir alternatif olmasına rağmen listemizin zirvesini hak etmediğini düşünüyoruz. Ülkemizdeki B6 kasalarda ağırlıklı olarak 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 ve 2 litrelik motorlar karşımıza çıkıyor. TSI ve FSI motorlar verimli ve sağlam motorlar fakat bunlarda LPG uyumuyla ilgili problemler yaşanıyor. Ya da sağlıklı bir LPG dönüşümü için 1000 euro gibi yüksek bir bütçe ayırmanız gerekebiliyor. Tabii son LPG zamlarından sonra LPG kullanmak ne kadar mantıklı bu da tartışılır. Passat sizi işçilik ve malzeme kalitesi, donanım, sürüş, iç ve bagaj alanı olarak tatmin edebilecek bir otomobil. B6 kasada kullanılan kuru tip DSG şanzımanlar ise gerçekten riskli. B6 kasada sizi uyarmamız gereken bir diğer noktada orijinal yedek parça fiyatlarının B7 ve hatta bazı B8 kasa parçalarından bile daha yüksek fiyatlara satılıyor olması. Renault dışındaki Fransızlar genellikle çabuk yıpranır algısı ile ikinci elde çok fazla ilgi görmüyorlardı. C5 ise bu imajı biraz da olsa değiştirdi. Japonya'da Almanlar kadar sorunsuz olduklarını söyleyemesek de özellikle yeni nesil Citroen'ler sürekli masraf açan, parçası zor bulunan, sağından solundan sürekli sesler gelen otomobillerden değiller. Bunun da en büyük örneği 2008 yılından sonra üretilen ikinci nesil Citroen C5'ler. Üstelik markanın ve D segmentinin olumsuz imajından dolayı sunduklarına nazaran daha makul fiyatlara satılıyorlar. Bu bütçelerde 2009 model civarı orta temizlikte 1.6 litrelik dizel motora sahip bir Citroen C5 satın almak mümkün. Bu da Citroen C5'i 100 bin liraya satın alınabilecek konforlu otomobillerin en gençlerinden biri yapıyor. Buna ek tasarımlarının ve konforlarının başarılı olması C5'i listemizin zirvesine çıkartıyor. 1.6 litre ve 156 beygirlik benzinli motor piyasada azınlıkta. 2 litrelik dizel C5'ler de çoğunlukta değil.
Çoğunlukta olan C5 motoru 110 beygirlik 1.6 litrelik motor. Bu motor hantal olmasa da çok iyi bir performans sunamıyor. Yakıt tüketimleri de şehir içerisinde 7 litre seviyelerinde. C5'lerde ESP arızası, yağ çubuklarının kırılması ve arka amortisörlerin ses yapması gibi sorunlar biraz daha fazla görülebiliyor. İlk kullandığınızda göbeği sabit olan direksiyonları garip gelebilir ve kornalarını sert bulabilirsiniz. Yine de konforundan memnun kalacağınızı düşündüğümüz Citroen C5'lerin ikinci elde gördükleri ilgi az değil. Bu videodan bizden bu kadar. Eklemek istediklerinizi yorumda yazmanız bizleri memnun eder. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.